İki boyutta bir ışının bir doğru parçasıyla nerede kesiştiğini bulmak için ilk önce bir koordinat sistemi oluşturarak başladığımızı hatırlayın. Koordinat sistemimizi oluşturduktan sonra AB doğrusunu artık eğim kesişim formunda yazabiliriz. Bu örnekte A'nın koordinatları 2, 3, B'nin koordinatları 4, 1 olduğundan AB'nin eğim kesişim formunda yazımı y eşittir eksi 3x artı 11 olur. Benzer şekilde eğer p noktasının koordinatlarını da 2, 1 bölü 2 olarak belirlersem, cp ışınının eğim kesişim formunda yazımı da y eşittir 1 bölü 4 x olur. Aradığım i noktası her iki doğrunun da üstünde bulunuyor. Yani i x ve i y, i'nın koordinatları ise i y eşittir eksi 3, i x artı 11 olur. Çünkü i, a üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda I, y eşittir 1 bölü 4 x'tir. Çünkü I, CP ışınının üzerinde de yer alıyor. İki bilinmeyen için bu iki denklemi çözerek IX x ve IY'nin y'nin koordinatlarını bulabiliriz. Işının eğim kesişim formunu iki boyutta kullanabiliyoruz. Aslında bu kolaylıkla anlaşılıyor. Ama durumu üç boyuta genellemek istediğimizde bir sorun oluşuyor. Sorun üç boyutta ışının eğim kesişim formunun olmaması. O nedenle 3 boyutlu ışın izlemeye hazırlık için Işının bu şekilde gösterimini ortadan kaldırmamız gerekecek. CP ışınını göstermek için parametrik fonksiyon denen bir şey kullanacağız. Birazdan yazacağım şey ilk bakışta tuhaf görünebilir. Ama biraz sabredin. Üzerinde çalıştıkça bu fonksiyonlara alışmaya başlayacaksınız. Işını bu sefer yeni bir fonksiyonla RT fonksiyonu ile yazacağım. Bu fonksiyon C ve P'nin ağırlıklı ortalaması ve buradaki T ağırlığı ifade ediyor. Rt fonksiyonunu rt eşittir 1 eksi t çarpı c artı t çarpı p şeklinde yazacağım. t sıfır eşit olduğunda ne olduğuna dikkat edin. 1 eksi t 1 ediyor. Yani r 0 c'ye eşit oluyor. t 1'e eşit olduğunda ise r 1 p'ye eşit oluyor. Bu çok kullanışlı oldu çünkü böylelikle c'yi r 0 ve p'yi de r 1 olarak yazabilirim. J 1 bölü 2 ise C ve P'nin tam ortasında olacak. T'nin birden büyük değerleri ışının üzerinde P'den ötede sahneden uzaktaki noktaları gösterir. Daha fazla devam etmeden önce bir sonraki alıştırmada buna benzer parametrik fonksiyonları kullanarak biraz deneyim kazanabilirsiniz.